Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere deyim yoluyla Kur'an'ın ilmi gerçeklere işaret etmesinden bahsedeceğim. Bu da Kur'an'ın ilmi gerçeklere işaret etmesinin yollarından birisidir. Değerli izleyiciler, deyim dediğimiz zaman genellikle tarihte bir zamanlar gerçekleşmiş olan bir vaka, bir olay, birkaç kelimelik bir özetle bir nevi ebedileştirilir ve o deyimler yoluyla, o kısa anlatım yoluyla bazı gerçekler anlatılmak istenir. Mesela atı alan Üsküdar'ı geçti denilir. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani bu ne demek? Yani iki insan diyelim ki bir işi yapmaya niyet ediyorlar. Birisi acele davranıyor, diğeri geç davranıyor. Şimdi o geç davranan mesela gelip ya biz şu işi yapacaktık, nasıl yapalım, nasıl edelim diye daha böyle işin danışma safhasındadır. O danışılacak olan kişi de der ki, atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani o işi yapacak olan çoktan o işi yaptı. Şimdi bu deyimsel anlatımlarda esas itibariyle anlatılmak istenen şey, herhangi bir kişinin atını alıp Üsküdar'ı geçtiği değildir. Yani yapılması gereken işi erken zamanda yapıp bitirdi anlamını kastetmek üzere bu söz söylenir. Ama bu deyimsel ifadelerde şöyle bir gerçek vardır. Aynı zamanda bu deyimsel ifadeler geçmiş zamanda öyle bir olayın da meydana geldiğini ifade eder. Yani söylenirken o olay anlatılmak istenmez. Ama o olay üzerinden bir kişinin işini acele ve çabuk tarafından yaptığı ifade edilir. Sözün esasen anlatmak istediği, delalet ettiği şey budur. Bir iş yapılacak, birisi onu acele ve çabuk tarafından yaptı. Bu anlatılmak istenir. Olaya esasen atıf da pek yapılmış olmaz ama bu ifadenin kullanılmış olması aynı zamanda tarih içerisinde bu deyimin meydana gelmesine sebebiyet veren o olayın da meydana geldiğine işaret eder. Mesela atı alan Üsküdar'ı geçti sözü nereden çıkmıştır? Bu Köroğlu ile ilgili bir olaydır. Rivayete göre Köroğlu'nun güzel bir atı vardır. O atı çalınma veya kaybolma sebebiyle birisinin eline geçmiş ve çevrede atı aradıkları halde bir türlü bulamamışlar. Sonra birisi ona demiş ki, Üsküdar'da at pazarı kuruluyor. Sen bir de gidip Üsküdar'da atına baksan iyi olur. Çünkü böyle bir atı eline geçiren bir kişi hemen onu en kısa zamanda satıp onun üzerinden iyi para kazanmak ister. Dolayısıyla sen bir an önce Üsküdar'a git, at pazarına bak, belki senin atın oralarda satılıyordur. Köroğlu da hemen aceleyle yola çıkar, Üsküdar'a gider. Hakikaten bir de bakar ki atı orada birisi tarafından satılmaktadır. Ve Köroğlu kendisini tanıtmadan der ki, ben bu atı almak istiyorum ama şöyle bir denemek istiyorum. Yani yürüyüşü nasıldır, koşması nasıldır. Satıcı da tabii sevinir. Tabii der ve atı ona verir. Zaten Köroğlu ile at arasında bir ünsiyet söz konusudur. Köroğlu atına bindiği gibi at en son hızıyla oradan uzaklaşır ve Köroğlu atını alıp gider. Şimdi tabii o atı satmak isteyen adam
ata binip onu götüren kişinin birden uzaklaştığını görünce endişeye kapılır. Yani ne yapacağını şaşırır. Birisi de gelir der ki, o atın sahibi Köroğlu'ydu. Atı görünce üzerine atlayıp gitti. Sen bundan sonra daha atın peşine düşme anlamında ata alan Üsküdar'ı geçti der. Yani sen eğer atı böyle bulmaya çalışıyorsan çoktan Üsküdar'ın sınırlarını geçti gitti. Çünkü Köroğlu atını iyi tanıyor ve nereden en kısa zamanda uzaklaşacağını da gayet iyi biliyor. Dolayısıyla bundan sonra sen at falan aramaya kalkışma. Şimdi ata alan Üsküdar'ı geçti ifadesi kullanıldığı zaman her ne kadar falan kişi yapılması gereken işini erken zamanda yapıp bitirdi anlamı kastediliyor ise de aynı zamanda bu ibare, bu ifade tarihi süreç içerisinde Köroğlu ile ilgili böyle bir olayın da meydana geldiğine işaret eder mi? Evet, işaret eder. Dolayısıyla her ne kadar deyimlerde iki anlam birlikte kullanılmaz. Yani ata alan Üsküdar'ı geçti dediğimiz zaman bir adam hem işini acele ve çabuk tarafından yaptı hem de ata alıp Üsküdar'ı geçti. Bu ikisi birden kastedilmez. Kastedilen mana kişinin işini acele ve çabuk tarafından yapmış olmasıdır. Ancak bu manaya işaret ettiği kadar bu ifade tarih içerisinde bir zaman Köroğlu ile ilgili böyle bir olayın da geçtiğine işaret eder. Dolayısıyla her iki işaret de neredeyse eşit kesinliktedir. Bu bakımdan olay sözün söylendiği kişiyle ilgili olmasa bile tarihi olay olması münasebetiyle ona da işaret eder. Hemen hemen bütün deyimler böyledir. Hani mesela Nasrettin Hoca ile ilgili olarak bir takım deyimlerden bahsedilir. İşte parayı veren düdüğü çalar demiş. Parayı veren düdüğü çalar. Yani bir kişi yine bir işin yapılmasını istiyorsa o işin yapılması için ne gerekiyorsa onu yapacak. Ondan sonra o işin yapılmasını isteyecek. Nasrettin Hoca şehre gidiyor. Oralardan bir şey alıp getirecek. Çocuklar da bir şeyler istemişler. Biri bana düdük getir demiş. Biri bana kalem getir, defter getir. Hoca da tamam demiş. Ama şehre gidip dönünce sadece bir düdük getirmiş ve düdük isteyen çocuğa o düdüğü vermiş. Diğer çocuklar demişler ki hani bize niye getirmedin istediklerimizi? Demiş arkadaşınız düdüğün parasını verdi. Dolayısıyla o parayla ben düdüğü aldım. Ama siz sadece istediniz. Düdüğün sadece istediniz. İstediğiniz şeylerin parasını vermediniz. O bakımdan parayı veren düdüğü çalar demiş. Yani bir işin yapılmasını kim istiyorsa Cenab-ı Allah'tan istediğimiz şeyler de esasen böyledir. Yani Cenab-ı Allah'tan bir takım şeyleri dua ile istiyorsak biz o şeyi elde etmekle ilgili şartları yerine getirmemiz gerekiyor ki Cenab-ı Allah da bize icabet etsin, istediğimiz şeyi yerine getirsin, istediğimiz şeyi bizim için yaratsın ve yapsın. Şimdi bu deyim yoluyla işaret biraz nazik bir meseledir. İlmi gerçeklere de işareti var ama ifadenin kullanıldığı kişiyle olay arasında doğrudan bir irtibat yok. Eğer böyle bir irtibat kurulmaya çalışılırsa o doğru olmaz. Çünkü genellikle deyimler tek yönlü olarak kullanılırlar. Çok nadiren ikisi birleşebilir. Mesela Araplar cömert olan kişiye kesir-i ramat derler. Külü bol olan kişi derler. Külü bol. Yani niye böyle kesir-i ramat diyorlar külü bol? Çünkü geçmişte bir kişinin cömertliği genellikle o kişinin başkalarına yedirme, içirmesiyle ilgili bir şeydi. Yani bugün olduğu gibi
çok çeşitli şeyler yoktu insanlara verecek. İnsanların temel ihtiyacı yeme içmeydi. Ve insanlar en kolay bir şekilde insanların karınlarını ancak doyururlardı. Yani diğer şeyleri de bazen paraları bile olsa, diyelim mesela bir elbise. Şimdi paran olsa bile hemen elbiseyi bir yerden alıp bir başkasına vermek pek öyle mümkün değildi. Olsa olsa insanlara yemek yedirirsiniz. Ve tabii yemek yedirdiğiniz zaman da ne yapmış oluyorsunuz? Yine eskiden eski zamanlarda böyle hazır yiyecekler de pek yoktu. Yani yemek dediğiniz zaman işte bir hayvan kesersiniz, kişiye ikram edersiniz. Biraz da bu ikram değerli ve kıymetli sayılıyordu. Dolayısıyla bir kişi geçmişte Araplar arasında cömert olabilmek için hayvan kesip onu pişirmesi, insanlara ikram etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bir kişi hayvan kesip onu pişiriyorsa ne olacak? Bolca ateş yakacak. Dolayısıyla o ateşten dolayı bir kül birikmiş olacak. O yüzden cömert kişiye bu olaylardan mütevellit olarak kesirur ramat derlerdi. Yani külü bol olan kişi. Şimdi bir kişi hakkında külü bol adam desek, külü bol adam desek, biz bu ifadeyle o kişinin cömert bir kişi olduğunu kastetmiş oluyoruz. Aynı zamanda külünün bol olduğunu kastetmiyoruz. Ama nadiren de bu kişinin de cömertliği insanlara yemek yedirmek suretiyle olabilir mi? Olabilir. Yani o zaman bu kişi hem cömerttir hem de cömertliği daha ziyade insanlara yemek yedirmek suretiyle olduğundan dolayı külü de bol olan bir kişi olabilir. Fakat böyle bir durum çok çok nadirattandır. Hele hele zamanımızda hemen hemen hiç olmayacak bir şeydir. Artık günümüzde yemekler dahi öyle ateş yakılarak, odun ateşi yakılarak pişirilmiyor. İşte elektrikli aletler genellikle kullanılıyor. Ama her deyim bir olaydan çıkmış ve tarih içerisinde öyle bir olayın meydana gelmesine de işaret ediyor. Dolayısıyla o olaylar gerçek ise ve Cenab-ı Allah da diyelim insanların yaratılışı, kainatın yaratılışı ile ilgili olarak deyimsel bir ifadeyle bazı şeyleri anlatıyorsa, her ne kadar kastedilen mana farklı ise de onun arkasında o hakikat olan mananın da bir gerçekliği vardır. Ama tabii bazen o deyimsel ifadeler gerçek olmayan tasavvuri, hayali bir takım olaylardan da kaynaklanmış olabilir. Veyahut da o gerçekliği zaman zaman meydana gelen fakat onun arkasında daha ince manaların aranmaması gereken bir takım manalar da olabilir. Şimdi ayet-i kerimeden ben bir örnek vereyim. Bu konuda biraz sıkıntılı bir konu. Anlatırken bile belki benim biraz zorlanarak anlattığımı görüyorsunuz. Mesela Cenab-ı Allah Ra'd suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Evelem yarav enne natil arda nenkusa min atrafiha." Hiç görmüyorlar mı ki biz yeri etrafından eksiltiyoruz? Hiç görmüyorlar mı ki biz yeri etrafından eksiltiyoruz? Vallahu yahkumu, Allah hükmeder. La muakibe li hukmihi, ve onun hükmünü denetleyecek. Onun hükmünün icrasına mani olacak hiçbir güç yoktur. Ve huve seriul hisab, o hesabı çarçabuk görendir. Değerli izleyiciler, şimdi bu ayet-i kerimede evelem yarav enne netil erden enkusuha min atrafiha, hiç görmüyorlar mı ki biz yeri etrafından eksiltiyoruz buyuruyor Cenab-ı Allah. Bazı yorumcular şimdi bu ayet esasen şunu ifade ediyor.
Müslümanlar Mekke'den çıkarıldılar. Sonra Müslümanlarla müşrikler arasında bir takım savaşlar meydana geldi. Bunların netice itibariyle bazılarından galip gelseler bile, mesela Hendek Savaşı'nda galip gelseler bile, en sonunda, sonuç itibariyle Müslümanlar galip hükmünde oldular. Ve ta Yemen'e kadar Müslümanlar Mekke'nin sağında, solunda nereleri varsa oralara kadar gittiler ve pek çok yerler Müslüman oldu. Pek çok yerler Müslüman oldu. Dolayısıyla Mekkelilerin etrafı adeta Müslümanlarla sarıldı. Mekkelilerin öyle sağa sola pek fazla kaçacak bir durumları kalmadı. Adeta yeryüzü onlar için etrafından böyle eksiltiliyor gibi bir duruma geldi. Yani bu da şu durumdan mecazdır. Şimdi geniş bir yerde insan rahat eder. Ama insanın etrafını ne kadar duvarlarla sararsak ve o duvarlar insana ne kadar yakın olursa, insan bundan o kadar rahatsız olur ve sıkılır. Dolayısıyla işte o dar olan mekandan insan nasıl rahatsız oluyor ve sıkılıyorsa, ayet-i kerime de böyle bir durumu esas alarak, kafirlerin adeta ikamet ettikleri, gezip dolaştıkları yerlerin daraldığını, bundan dolayı sadece gezip dolaşma yerlerin daralmadığını, aynı zamanda kalplerinde de bir sıkıntı meydana geldiğini, ruhen de sıkılmaya başladıklarını ifade ediyor bu ayet-i kerime. Dolayısıyla Allah hükmünü bu şekilde verir ve onu verdiği hükmün icrasına engel olacak herhangi bir kişi de yoktur. Ve tabii hesap görmek istiyorsa da Cenab-ı Allah hesabı da çarçabı görür. Ve nitekim işte Mekke fethiyle Mekkelilerin hesabı da bir nevi fazla zaman geçmeden çabuk bir şekilde verilmiştir. Değerli izleyiciler, bazı yorumcular ennel erda nenkusuha min etrafiha. Bu ayet-i kerimenin benzeri, bu manaya benzer ayetler daha birkaç yerde geçiyor. Sadece bu ayet-i kerime değildir. Yani özellikle o ayetlerle de mukayeseli olarak bu ayet okunduğu zaman bu ayetin manasının tamamen etraftaki insanların da yavaş yavaş Müslüman olması dolayısıyla Mekkelerin mekanların daraldığı, o mekanlarının daralmasından dolayı da manevi bir sıkıntıya düşükleri ifade ediliyor. Ayetin manası bu. Ama son zamanlarda aynı zamanda dünyanın uç taraflarından daraltıldığı da keşfedildi. Az da olsa dünyanın sağından, solundan, uç taraflarından daraltıldığı da keşfedildi. Bu ilmi gerçekler ayrı bir meseledir. Şimdi zamanımız da olmadığından dolayı onlara zaten girme imkanımız yok. Kur'an-ı Kerim'in müşriklerin bu etrafının eksiltilmesinden, dünyanın yerin eksiltilmesinden eksiltilmesi manasının bu ilmi gerçeği ifade ettiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Her ne kadar bu ayetin lafzı ile o ilmi gerçekler arasında bir uyum varsa da, her ne kadar bu ayetin zahiri manası ile o ilmi gerçekler arasında bir uyum varsa da, ayet-i kerimede kastedilen mana mecazi mana olduğundan dolayı mecaz ve hakikat ikisi birlikte kullanılmaz. Mecazi mana da kafirlerin artık ruhen bunaldıkları, çünkü Müslümanlar tarafından kuşatılmışlar ve ruhen bunalmışlar, bu kastediliyor. Şimdi bir lafızdan hem hakikat hem mecaz manası ikisi birden
anlaşılmaz. İkisi birden kastedilmez. Birisi kastedilir. Eğer mecazi mana kastediliyor diyorsak hakiki mana kastedilmez. Dolayısıyla hakiki mana itibariyle o ilmi gerçekle ayetin ifadesi arasında bir uygunluk var ise de ayette kastedilen mana mecazi mana olduğundan dolayı ayet bu ilmi gerçeğe işaret ediyor diyemeyiz. Yani her böyle zahiri uyumdan böyle bir şey çıkarmaya da kalkışmak doğru olmadığı kanaatindeyim. Deyimsel anlatım bize biraz bunu gösteriyor. Yani her ne kadar bu deyimin arkasında deyimler bir vakaya da işaret ediyorsa da o vaka dediğimiz şey de dünyanın etrafından jeolojik olarak daraltılması değil. İnsanların yaşadığı yerlerin bir şekilde fiziki olarak daraltılması neticesinde kişide meydana gelen ruhi sıkıntıdır. Bu kastediliyor. Yani yerin sağından solundan daraltılmasına ayet ne mecazi olarak ne hakiki olarak işaret etmiyor. Sadece bir uygunluk var. Her uygunluk olduğu yerde de ayet buna işaret eder denilmez. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.